anne. Ha güzel kızım. Şimdi bizim kardeşimiz kız mı olacak, erkek mi? Vallahi o da kız olursa babam hepimizin canını okur. Ay anne, korkmuyor musun hiç? Neden korkacakmışım? Ölüm yok ya ucunda. Hem kızlar daha iyidir. Yoldaş olurlar insana. Bak şimdi senin yerine erkek olaydı, böyle oturup durur muydu dizimin dibinde? Tövbe tövbe canım, ha kız ha erkek, sağlıklı olsun da inşallah. Ha kız olsun ha erkek diyor hala ya. İki kız yetmiyor, bir de üçüncüsünü getirecek başıma. Of! Of! Ne oldu Rüstem'im? Pek dertlisin. Oğlum bir çay getir bana. Ne bu surat oğlum? İş güç mü yolunda gitmiyor? Yok be abi. Bizim hanımın doğumu yaklaştı da onu düşünüp duruyorum. Aman be Rüstem. Dert ettiğin şeye bak. Oğlum göbek atman lazım. Oğlan babası olacaksın Allah'ın izniyle. Nereden biliyoruz? Belki de kız olacak. Yok artık. İki kız oldu ya, artık erkek olur. Ya olmazsa? Gülme Yaşar abi, gülme. İçim yanıyor benim. Düşünsene bir kız daha. Beslemesi, büyütmesi bir dert. Bir de büyüdü mü, arıyla namusuyla uğraş. Allah'ın gücüne gitmesin ama istemiyorum abi. İstemiyorum. Elbette istemeyeceksin. Bir sürü kız çocuğunu kim ne yapacak? Her aileye bir erkek çocuk şart. Senin karın yüzünden soyumuz mu kesilecek? İyi de ana, erkek değilse ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Her işin bir kolayı var Rüstem. Nasıl yani ana? Anlamadım. O karın olacak beceriksiz alıp hastaneye götüreceksin. Kız mı geliyor oğlan mı? Önce onu öğreneceksin. Tamam mı? Peki. Heh. Söyle Selim, söyle. Rüstem. Ya söylesene, delirtme adamı. Kız. Ne? Yanlıştır o. Yanlıştır, o öyle olmaz. Yanlış bakmışlardır. Rüstem. Kız. Ne diyorsun sen be? Ne biçim kadınsın be? Olmaz, olamaz. Olmaz olsun senin gibi kadın. Yok bir isteği filan. Hadi kalkın yatın siz. Ama benim uykum gelmedi ki daha. Kalk yat dedim. Yoksa elimin tersiyle. Hadi Merveciğim yatalım biz. Gel canım. Ağlayıp durmasana. Bakacağız bir çaresine. Ne çaresi Rüstem? Bunun bir çaresi olur mu? Kız işte, kız doğacak. Hayır doğmayacak. Ne? Ne diyorsun sen? Ben konuştum annemle. Daha önce bir iki tanıdığı gitmiş. Korkacak bir şey yok. Bir gün sonra ayağa kalkar diyor. Vereceğiz 3-5 kuruş bizim eve Hafize'ye. O bakacak bir çaresine. Yarın akşam. Ne bakıp duruyorsun be suratıma aptal aptal?
Anlamadın mı? Olmaz. Olmaz da ne demek? Olmaz. Öldürmem ben çocuğumu. Çocuk değil. Kız, kız. Günaha girmem ben Rüstem. Sonra Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Allah kahretsin be. Ne olurdu sanki beni bir erkek çocuk babası yapsaydın? Zaten elimizde yok, avucumuzda yok. Of! Bu darlıkta bir kız daha büyütemem ben. Anlamıyor musun be kadın? Ha? Anlamıyor musun? Zaten iki tane var başımda. Onlar yetiyor bana. Erkek evlat istiyorum ben, anladın mı? Erkek evlat. Kız evlat istemiyorum artık. Allah'tan korkma. Ulan herkese sen madara olduk be. Herkes dalga geçiyor benimle be. Babam bizi istemiyor mu abla? Bıktım ulan siz evlattan, bıktım. Ondan öyle söylüyorum. Anlamıyor musun? Yoksa bizi sevmediğinden değil. İstemiyorum. Üzülme sen. Yarın akşam bu iş bitecek. Hayır. Anladın mı beni? Hayır. Yarın bu iş bitecek. Yapma. Çık ulan dışarı. Çık. Hayır. Dinle baba. Hayır. Bırak. Yürü. Bırak. Yürü diyorum. Bırak yürü, lütfen. Yürü dedim sana. Beni öldürmen lazım. Götürmeyin lütfen. Bırak. Sus. Sus yeter. Ben ne diyorsam o olacak, tamam mı? Sen ne diyorsan mı yoksa anneniz? Alıştırma lan şimdi annemi. Hayır yürü. Gitmem. Zor zor ikna ettim kadını zaten. Yürü. Gitmem. Git söyle o zaman. Vazgeç işte. Ne diyeceğimi senden mi öğreneceğim lan? Daha fazla dinlersen üçünüzü de koyarım kapının önüne ona göre. Hayır. Yapma. Yürü. Hayır. Hayır. İstemiyorum. Yürü be. Hayır. Anne bırak. Rezil ettin lan beni. Anne bırak. Karışmayın lan siz de karışmayın. Bırak. Durun. Bırak. Durun. Bırak. Kadın ne diyeceksiniz lan beni? Bu kız doğmayacak, anladın mı? Anne. Bu kız anne doğmayacak. Anne gitme ne olur anne. Delirtti beni, delirtti. Akıl fikir bırakmadı bende. Bu kadın 7,5 aylık hamile bir adam. Niye buraya getirdin bunu? Al hastaneye götür, doğursun. Olmaz. Ölü doğurtacaksın. Olmaz öyle şey. Olacak. Parasıyla değil mi? Hem oluyormuş zaten. Ölü doğurtabilir misin? Annem öyle söyledi. Ulan. Geç lan kız sen de. Ne çekiyorsun kendini? Karışma sen. Çık dışarı şimdi. Ben de kalsaydım bir yardımım dokunurdu. İşime karışmamak dışında hiçbir faydan olmaz. Hadi dışarı. Korkma yavrum. Korkma. Kulun köleni olayım. Ne olur yapma bu işi. Ne olur öldürme yavrumu. Ya da beni de öldür onunla birlikte. Bunlardan hangisi canımı kıyar benim? Hangisi? Sen aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun? Ne olur. Ne olur bırak yaşasın yavrum. Ne olur yapma. Çocuk da çok büyümüş. Neredeyse doğacak. Sen hiç anne olmadın mı? Söyle. Nasıl kıyacaksın bana yavruma? Kaderine razı ol. Kocam böyle istiyor. Yapacak bir şey yok. Bu kader değil. Yapacak bir şey mutlaka vardır. Karnımdaki bu talihsiz yavrunun ne suçu var? Ne suçu var? Of. Allah'ım çok günaha girdi. Ya Sevim'e bir şey olursa? Vazgeçtim desem, tamam doğsun desem. Yok olmaz. Anneme yapamadım dersem mahveder beni. Ama bunun hesabını sonra nasıl vereceğim öteki tarafta?
O küçücük bebek sormaz mı bana canının hesabını? Sonra hadi büyüdü diyelim. Kız çocuk bu. Kaçar, göçer. Ar namus bırakmaz adamda. Bunların da ne olacağı belli değil zaten. Evet. Böylesi daha iyi oldu. Daha iyi. Herhalde bitmiştir işleri. Gidip alayım karımı. Hafize anne. Kaç saat oldu Hafize anne? Aç artık kapıyı. Hafize anne. Ne var? Ne istiyorsun? Karımı istiyorum. Yeter, kaç saat oldu? Öldü mü, kaldı mı, iyi mi? Çok mu merak ediyorsun karının nasıl olduğunu? İçeri iteklerken pek umurunda değilmiş gibi görünüyordun ama. Geçti mi? Tamam mı? Tamam. Karın iyi. Ama bakıma ihtiyacı var. Görebilir miyim? Bugün olmaz. Yarın gel. Şimdi çok yorgun, dinleniyor. Göremez. Olur mu canım öyle şey? Olmaz dedim o kadar. Vallahi koyarım kapının önüne, sonra sen bakarsın karına. Artık senin elinde ölür mü kalır mı bilemem. Peki yarın? Belki. Oh be. Bitti bu iş. Kurtuldum. Ah canım benim. Ne güzel bir kızım varmış benim. Çok güzel bir kız doğurdun Sevim. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Bahtsız yavrum benim. Büşra olsun mu abla adı? Olsun bakalım. Adı gibi kendisi de müjde getirsin. Erken doğdu ama pek de sağlıklı maşallah. Allah dileyince olmaz mı Hafize abla? Senin sayende. Allah razı olsun senden. Sen şimdi bırak beni. Kucağında çocukla eve döndüğünde ne diyeceksin kocana? İkinizi de öldürür vallahi. Eve dönsem dönemem. Kaçsam kaçamam. Evde beni bekleyen iki tane daha evladım var. Bu yavrucağı bir cami avlusuna bıraksam içim el vermez. Ne yapsam bilmiyorum. Hiç bana bakma. Bu yaştan sonra çocukla falan uğraşamam ben. Abla. Bari birkaç ay kalsa sende. Sonra bir yolunu bulur, razı ederim ben Rüstem'i. Olmaz kızım. Kesinlikle olmaz. Ben ne yaparım el kadar bebeğiyle? Sevim! Açsanıza kapıyı! Açın! Kıracaksın be kapıyı! Yavaş ol biraz! İki gündür kaç kere geldim gittim. Ne yapıyorsunuz siz içeride? Ne bilsen ne yaptığımızı şaşırırsın. Ne yapacağız? Fenalaştı karın. Onu kendine getirmeye çalışıyoruz. Sen kolay mı zannediyorsun bu işleri Rüstem? Nasılsın efendi? Nasılsın? İyi mi? Nerede? Görmem lazım. Dur be dur! Çıkacak şimdi. İyi, korkma.
Hapse falan düşmeyeceksin. Otur bekle şurada. Allah'a şükür, sapasağlamsın. Ana, her şey senin söylediğin gibi oldu. Çocuğu aldılar, kurtulduk ondan. Aferin, sana yakışanı yaptım. Ailemizin şerefini kurtardım. Kurtardım değil mi ana? Kurtardın tabii. Şuradan bir bardak su versene bana. Kızım babana su ver. Ne bu surat Sevim? Konuşmuyor musun benimle? Ne bakıyorsunuz be? Kalkın yatın hadi. Biz gidelim. Sevim. Neden anlamıyorsun beni? Bak üzülme. Bir daha olur çocuğumuz. Meraklanma. Hem bak bu sefer oğlan olur. He? Kadın, tepemin tasını attırma. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım ha? Konuşsana Sevim. Konuşsana! Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptın bunu hak edecek? Kobostancı danayı yemesin lahanayı, dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Kobostancı danayı yemesin lahanayı. Hayırlı günler abla. Sana da. Gel kızım, gel yavrum. Gel. Güzel yavrum benim. Güzel bebeğim. Ah canımın içi. Oh. Ne çok özlemişim seni. Oh. Oh. Güzel kızım benim. Al annesi. Al annesinin güzeli. Oh yavrum benim. Sen nasılsın abla? Nasıl olayım be kızım? Bu kalp beni zorluyor. Sıkıştırıyor bugünlerde. Seni de yoruyoruz. Yok be kızım yok. Büşracık evimin neşesi oldu. Ama onun yeri anasının babasının yanı. Bu daha ne kadar devam eder böyle? Hiç pişman olmadı abla hiç. Suratına bakmıyorum ama o hala erkek çocuk deyip duruyor. Vicdansız. Eyvallah. Vallahi erkek adammışsın Rüstem. Gözünü kırpmadın, kurtuldun kız veletten. Orası öyle de abi. Ne bileyim pişmanım sanki biraz. Ne pişman olacaksın oğlum? Doğsaydı daha mı iyiydi? Memlekettekilerin ve mahallelinin alay konusu olacaktın bir kere. Orası öyle de... Şimdi sıra ikinci kızda.
Ne diyorsun sen abi? Nasıl yani? Onu da mı? Yok be koçum. Allah Allah. Baş göz et diyorum büyük olanı da. Hem iyi bir başlık parası alırsın. Hem evden bir boğaz daha eksilmiş olur. Doğru diyorsun da abi, daha çok küçük bizim kız. 17 yaşında. Oo, geçmiş bile zamanı. Sen Sevim'i aldığında kaç yaşındaydı? 15 abi. E daha ne? Bak şimdi dinle. Bizim eski mahallede fırıncı Akif var ya. Hı. Onun oğluna hayırlı bir kısmet arıyorlarmış. Gerçi biraz yaşı geçmiş ama bu yüzden başlığı da daha iyi olur zaten. Nereden baksan 20-25 bin lira alırsın. Haber gönderelim istersen. Ağlayıp durma. Ne yapacaktım ya? Yaşlanana kadar besleyecek miydim seni? Niye büyüttük? Hayırlı bir kısmet bul da ailene iki kuruş faydan olsun diye. Ne bakıyorsun? Ne yapayım ya? Benim çocuğum satılık değildir üstten. Ulan Allah sizi bildiği gibi yapsın be. Ben ne diyeyim? Ulan senin çocuğunsa benim de çocuğum. Bugüne kadar kim besledi büyüttü bunları? Sus! Sus zırlayıp durma. Ne olacaktı ya? Eninde sonunda bir kısmeti çıkıp evlenmeyecek miydi? Ha bugün ha yarın ne fark eder? Benim çocuğum satılık değil Rüstem. Benim çocuğum... Sattım ulan çocuğunu, sattım. Hazırlanın. Yarın görücüye geliyorlar. İşte o kadar. Anne, beni kimseye vermeyin ne olur. Vermeyeceğim güzel kızım. Vermeyeceğim. Bulacağım bir çaresini. Annem. Kızım. Hadi kızım. Hadi. Thank you.
ben büyük teyzelere gidiyorum Merve. Ama... Öyle gerekiyor kızım. Sonra geri gelecek, merak etme. Ama ben seni çok özlerim. Çok kalma orada, tamam mı? Tamam canım, kalma. Anne. Hadi kızım, oyalan. Melek kalkmadı mı daha? Kalkmıştır herhalde. Bugün görücü gelecek. Bir sürü hazırlık yapılacak daha. Kız kalk çareme. Şey, Rüstem. Ne? Lafı gevelemeyi bırak da ne söyleyeceksen söyle. Melek dün gece evden kaçmış. Ne? Evden mi kaçmış? Ulan siz zorla katil mi diyeceksiniz beni? Hemen bulun getirin. Teyzemleri, dayımları falan aradım ama onlara gitmemiş. Şimdi ben ne derim adamlara? Rezil ettiniz lan beni. Bana bak, biriyle kaçmış olmasın. Tamam. Konuştuğu biri yoktu. Peki nereye gitti bu kız? Bilmiyorum. Ben bir çıkıp soruşturayım. Bu ses de ne? Komşudan geliyor. Gelini doğum yaptı ya. Ne? Kızım aman dikkat. Babanın haberi olmamalı kardeşinden, tamam mı? Tamam anne. Yoksa kötü şeyler olur. Tamam. Acıktı herhalde. Salonda emzireyim ben onu. Babam bir iki saate gelmez eve. Battaniyeyle emziği sen al, olur mu? Tamam anne. Ulan cüzdanı evde unutmuşum.
Ne bakıyorsun kız öyle ortlak görmüş gibi? Çekil şöyle. Bu da kim? Kimin bebesi bu? Senin. Nasıl yani benim? Hani karnımdayken öldürdüğünü sandığın kız çocuğu vardı ya. Öldürürüm seni Rüstem. Bunca yıllık kocam olduğuna bakmam, öldürürüm seni. Sevim, at elinden o bıçağı. Kızıma bir zarar vermeyeceksin. Ona ablalarına yaptığını da yapmayacaksın. Anladın mı Rüstem? Git buradan. Git dedim. Git buradan, git.
kabiliyetsiz, cibiliyetsiz, namussuz. Perişan ettin bizi, rezil ettin. Haysiyetsiz. Ama ana... Sus! Hala konuşuyorsun bir de utanmadan. Karın olacak o ahlaksız. Nereden buldu getirdi o çocuğu? Belli mi? He? Belki de çocuk senin çocuğun değil. Kendi kızından kurtulmaya çalışıyordun. Şimdi el alemin kızına bak da aklın başına gelsin. Hayır, bakmayacağım ona. Bakamam. Bir yol göster bana ana. Ne yapacağım? Ne yapacağım ana? Bir erkek gibi davranacaksın. Şimdiye kadar beceremedin. Ama bundan sonra beni iyice dinlersen becerirsin belki. Yani ne yapmam gerek? Ben dedim oğlum kim o labiye satma diye. Dinlemiyor ki. Gitti üç kuruşa da heriflere yama doğru. O paraya verilir mi orası? Var ya arkasında denemeler var. Eşek kadar yer. Bir daha kocaman alan. Bana ne abicim. Kendi bilir kendi. Selamı sabaha kestin artık bizim de herhalde Rüstem. Esselamun aleyküm. İyi günler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sana da iyi günler Rüstem. Kız ölmemiş. Hafize ebe saklamış kızı. Evet bundan utanıyor adam. Kolay mı? Arka arkaya üç tane kız. Ya canım belki dördüncü erkek olur değil mi? He? Korkar. Daha çocuk yapamaz. Neyse şimdi bakıyor boşver. Bak Büşra baba gelmiş gördün mü? Annen nerede? Komşuya gitti. Ben kardeşine bakarım. Sen bakkaldan bana bir sigara al gel hadi. Annem şimdi gelir o zaman gitsen. Ben bakarım merak etme. Hadi git gel sen. Merve, kızım. Büşra nerede? Babam bakıyor ona. Neredeler şimdi? Evin önündeydi.
çalışıyorsun ha? Nasıl kıyacaksın ona? Neden bu kız düşmandı? İnsan nasıl olur da kendi evladını öldürebilir? Bu nasıl bir canavarlıktı? Sevim sus. Susmuyorum. Yeter artık. Daha çocuk yaştaki kızını evlendirmeye kalktın. Melek kaçmadı Rüstem. Teyzemlere ben gönderdim onu. Sırf kötü bir şey olmasın diye. Yavrumdan ayrı kalmayı bile göze aldım ben. Bütün bunlar niye? Sırf kız oldukları için. Kız olmayı onlar mı seçti? Bu yaptıkların Allah'ın gücüne gitmez mi? Büşra, kızım, sen olmasaydın ben ne yapardım? Niye baba? Ablamlar da var, öyle söyleme. Ama eniştelerim beni istemiyor. Tek umudum sensin. Ben annemi çok özledim baba. Ben de kızım. Eğer ölmeseydi bir de erkek kardeşin olacaktı. Annen onu doğururken öldü. Neyse, üzülürsen hiç iyileşemezsin. Ben su getireyim de ilaçlarını iç. Tamam kızım. Gülme Yaşar abi, gülme. İçim yanıyor benim. Düşünsene bir kız daha. Beslemesi, büyütmesi bir dert. Bir de büyüdüm arıyla namusuyla uğraş. Allah'ın gücüne gitmesin ama istemiyorum abi. İstemiyorum. Günaha girmem ben Rüstem. Sonra Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Allah kahretsin be. Ne olurdu sanki beni bir erkek çocuk babası yapsaydın? Zaten elimizde yok, avucumuzda yok. Olmaz. Ölü doğurtacaksın. Olmaz öyle şey. Olacak. Parasıyla değil mi? Hem oluyormuş zaten. Annem öyle söyledi. Dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.